basına ve kamuoyuna. Cizre Hüdapar üyeleri Yafas Mahallesi Ertene Sokak'ta parti tanıtımı kapsamında broşür dağıtırken PKK ve BDP'li gruplar tarafından molotoflu ve taşlı saldırıya maruz kaldılar. Ayrıca Van Muradiye Hüdapar İlçe Teşkilatı'na yine aynı gruplar tarafından taşlı saldırı yapıldı. Bu saldırı ilk olmadığı gibi son da olmayacak gibi gözüküyor. PKK ve BDP'nin Hüdapar'a yapılan menfur saldırıları stratejiye dönüştürdüğünü anlaşılmaktadır. Menfur saldırılar fikri olarak halka bir şey veremeyen PKK ve BDP'nin düştüğü aciziyetinin bir tezahürüdür. Halkımızın Hüdapar'a gösterdiği teveccühün neticesi olarak ruh hallerinin bozulduğu, hırçınlaştıkları, sağlıklı karar alamadıkları ve alamayacakları anlaşılmaktadır. Bu tavırlarının Müslüman Kürt halkımız tarafından ibretle izlendiğini dahi görememekte, düşünememekte, hatta umursamamaktalar. Ayrıca bu saldırgan tutumları seçimlerde kaybetme korkularının bir yansımasıdır. Saldırgan tutum ve davranışları kendilerine bir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir. Müslüman Kürt halkımız huzur, barış, kardeşlik, hürriyet ve adalet istemektedir. Bu menfur saldırıların neresinde huzur, barış, kardeşlik, hürriyet ve adalet vardır? Ayrıca güvenlik güçlerinin bu saldırgan faillere karşı hiçbir somut adım atmaması ve bu durumun yıllardır devam etmesi komplocu karanlık güçlerin işbirliğinin algısını oluşturmuştur. Şer güçler ne yaparlarsa yapsınlar, Müslüman Kürt halkı bunların bütün tezgah ve oyunlarını bozmaya güç yetirecek ve yaptıklarının hesabını sandıkta kendilerine soracaktır. Son olarak yapılan bu menfur saldırıyı lanetliyor, saldırıya uğrayan kardeşlerimize geçmiş olsun diyor ve yapılan bu provokasyonlara karşı sabır, azim ve basiretlerini devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Hür Dava Partisi Adana İl Başkanlığı.